Kısaca size biraz bilgi aktarayım. Malatya Ticaret Borsası yaklaşık aktif 750, toplamda da 1000 üyeye hizmet veren, şu anda ortalama yıllık işlem hacmi 2 milyon TL'ye ulaşmış. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ürünün Cenab-ı Allah tarafından nasibi olan kayısıyla rızıklanan bütün yaşayan bütün kardeşlerimizin, Malatya'da yaşayan bütün kardeşlerimizin de o üründen bir vesileyle nasiplendiği kıymetli bir ürünümüz var. Tabii kayısı dünyadaki toplam pazarda ihracatın geçen Tarım Bakanımızın Malatya'ya geldiği ifadesiyle bazı ülkelerde üretiliyor ama o ülkeler sadece kendi iç pazarlarında bunu tüketiyorlar. Türkiye'de üretilen ürünün %98'ine yani daha doğrusu ihracat olan diğer ülkelerde bu işin tedarikçisi olan ülkeler Türkiye'den sadece %98'ini tedarik ettiklerini bunu biz biliyoruz. Biz iç piyasada da bu ürünün daha çok yaygınlaşması için başta borsa başkanımız göreve geldikten sonra gerçekten yapmış olduğu çalışmalarda, bilgilendirmelerde, siyasetten yapmamız gereken işlerde bize ön ayak olup bütün çalışmaları hazırlayıp bunları getirerek bize bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte başkanımızla beraber bu işleri yapmak Malatya'mızda katma değer üretmek için gayret içerisindeyiz. Pazarı gerçekten yılda 300 milyon dolar ihracatı olan bir ürünün pazarlanabileceği ortamının bu anlamda sağlıklı bulunmayan bir yapı teşkil ediyor. Borsa Başkanı'nın göreve geldiğinde yine o dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'dı. Evet. Hemen geldi dedi ki bizim çok acilen, kıymetli başkanım dedi, bizim acilen bir gerçekten dışarıdan gelen bir ithalatçıya, dışarıdan gelen bir tüccarı gezdirebileceğimiz ve esnafımızın da çok rahat bir şekilde ürününü depolayabileceği nezih, güzel bir ortama ihtiyacımız var. Bununla ilgili projelerini yapmıştı zaten başkanım. İnşallah o da Büyükşehir'imizde var şu anda. Büyükşehir'de inşallah koordineli bir şekilde devam ediyor. Malatya'daki üretilen kayısının özel bir ve aynı zamanda çok nezih bir ortamda satılması gerekiyor. Bunun için kesinlikle bir pazarın oluşması gerekiyor. Şu andaki Şile Pazarı'nın bu işe hiç de uygun olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Eski Şile Pazarı'nın vatandaşa dışarıdan gelen turist, yerli turiste veya dışarıdan gelen yabancı turiste gezdirebileceğimiz en kıymetli ürünümüz olan Malatya'mızın kayısını gösterebileceğimiz alanda maalesef halen ürünlerimiz yerlere dökülüyor. Bu ürünlerin orada sadece pazarda satış noktaları halinde olması gerekiyor.